Abla ne böyle ya? Bunca çatal, bıçak, bardak falan ne bu? Savaşa mı geldik, yemeğe mi geldik? Ben anlayamadım yani. Koy onları yerine. Hepsiyle başka bir şey yiyip içeceksin. Hepsinin yeri ayrı. Bulaşıkları kim yıkayacak? Şirinim benim. Önce başlangıç yemeğe gelecek. Bu genellikle meze tabağı, salata veya bir zeytinyağlı olabilir. Ben çorbayı severim. Tarhana çorbasını. Çorba da olabilir ama... Anam var ya öyle güzel yapar ki. Ama o akşam balı olduğu için çorba olmaz. Onun için çorba kaşıklarını kaldırıyoruz. Bırak onu. Önce bunları kullanacaksın. En bunları dıştakileri. Mı? Hayır olmadı, yanlış aldın. Daima çatal sol elde, bıçak sağ elde olur. Tamam çocuğum ama lütfen kibarca. Şimdi salatadan biraz alalım bakalım. Ama bu tabak boş. Dolu bak, salata var içinde. Abla baksana ya, hiçbir şey dökülmüyor ki. Bak bomboş. Hayal et. Nasıl dans ederken Memoli'yi hayal etmiştin? Aman abla ya, Memoli deme ya, deme ya. Hadi, aynen onun gibi. Gel, tabağını dolu farz et. Başla bakalım. Bak bana. Acele etme, ağır ağır çiğne. Hadi bir daha. Yok, o kadar gürültü yapma ama. Tak tuk tak tuk tak tuk böyle. Ne bu? Çok ayıp. Daima gürültüsüz. Salata bitti. Benimki daha bitmedi. Arkamdan alır sana. Şirinim benim. Evet. Şimdi sıra geldi sıcaklara. Sıcaklarda ne var abla? Tavuk veya balık olabilir. Tavuk tavuk. Ben tavuk çok severim. Tamam. Hangisiyle yiyeceksin tavuğu? Bununla mı? Hayır. Onlar meyve ve tatlı için. Bununla mı? Hayır. Onlarla salata yedik. Aman bırak, ben vazgeçtim. Tamam. Hayır Zeynep, devam ediyoruz. Abla bunca şeyi ben nasıl aklımda tutacağım ki? Hem ne farkı var yani? Ha bununla yemişim, ha şununla yemişim, ha bununla yemişim. Tavuk aynı tavuk, mide aynı tavuk. Ya, mide aynı mide. Olmaz bak. Eniştekiler bununla yiyeceksin. Al eline. Evet. Şimdi. Aa. Böyle ne oluyor? Her aldığında böyle tutuyorsun. Böyle. Zarif. Bak, bak bana. Zarif, kibar, böyle küçük dilimler. Öyle mi? Evet, bak bana, bak nasıl yapıyorum. Ama karnım acıdı böyle ya. Nasıl tutacağım ki? İlahi, ne var parmağın acıyacak bunda? Sıkma kendini, sıkma ellerini. Evet, şimdi bu. Ah, Memoli geldi işte. Ana, Memoli mi? Ben tavuğu bir an önce bitireyim o gelmeden. Şirinim benim. İyi akşamlar Bergin teyze. Hayrola Berk? Annenden habersiz kaçtın Bergin teyze, biliyor musun? Oo, ne kadar şanslıyız. Bize doğru kaçtın, piyango bize vurdu. Efendim? Yani ne güzel bir sürpriz diyorum. Ben polis ablaya bir şey sorup hemen gideceğim, biliyor musun? Bir şey daha söyleyebilir miyim sana Bergin teyze? Bak yere basıyorum yine. Annem bir bilse var ya, kıtır kıtır keser beni Bergin teyze. Anlıyorum. Gel. Zeynep içeride. Sağ olun. Ne haber Rambo Berk? Yine yanında yak mı geldin? Polis abla ayağa kalksana bir saniye. Niye ya? Kalk abla kalk. Şöyle dik dur bakayım. Dik mi? Heh. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ya Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Ya ben ne oluyor Berk? Ya Bergin teyze, annemle iddiaya girmiştik biliyor musun? Polis abla mı daha uzun, ben mi daha uzun diye ya? Ben uzunum tabii ki. Değil mi abla? Sen 5-6 santim uzunsun tabii ondan. Berk, nereden çıktı bu boy ölçüşme şimdi? Ya Bergin teyze, polis balosu için annem ortaokul pantolonun paçalarını yeniden dikiyor ya. Yani pantolonun paçalarını uzun yapıyor. Hani uzunsa ona göre yapacaktı. Aa, yani pantolonun paçaları uzun olunca boyun mu uzuyormuş yani? Ya Bergin teyze, bilmiyor musun? Böyle uzun olunca uzun gösteriyor ya. Öyle mi? Hiç düşünmemiştim doğrusu. Neyse Bergin teyze, hadi ben yerlerime sana gideyim artık, tamam mı? Bergin teyze, bir şey söyleyeceğim sana. Aşağı böyle kayarak ineceğim trabzanlardan. Bakmak aman ister misin? Sakın ha, yüreğimiz dayanamaz. Ne olur be Bergin teyze, hadi. Ne olur be. Sen Zeynep'le bize başka bir zaman başka bir göstere yaparsın. Hadi çocuğum. Hadi Berk, ayaklarına bir şey giy. Görüşürüz. Balada görüşürüz. Hadi bay bay. Aman ben bununla balaya nasıl gideceğim ya Bergin abla ya? Ne yaptın sen ya? Aa, yapma canım, çok eğleneceğiz. Balada böyle gelip dur bakayım. Dalga geçme Bergin abla ya. Dalga geçme ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.